Merhaba sevgili dostlar. Rehben Renkli Bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, benim bitkilerim köye iyice alıştılar, iyice adapte oldular. Sukulentlerim burada çok güzelleşti bu 2-3 kasa. Ama maalesef ötekiler hala ağaçların altında. Şimdi arkadaşlar, ben o kadar apar topar toplamıştım ki bitkilerimi, hepsini bir arada bir çuvala bastım. Buraya geldikten sonra seçmeye çalıştım. Birbirine benzeyenleri aynı kasaya diktim, aynı saksıya diktim. Özellikle Mauna Loa ve Suyon birbirine çok benziyor. Küçük oldukları için ben seçemedim, moralim de çok kötüydü. Şimdi bakın, bu Mauna Loa. İyice güneş görürse bütün gün boyu kızarıyor. Ama yarı gölge gördüğü için burada pek fazla kızarmadı. Bu da Suyon. Şöyle. Yalnız tek fark, kenarları tırtırlı. Şu. Biraz kenarları tırtırlı. Ama Suyon daha düz. Şöyle dümdüz. Yine kırmızı bir yeli. Ama farklı. Şimdi bazı kişilerde Suyon küçücük oluyor. Küçücük görünüyor. Gelişmiyor. Ama ben de elimin yatkınlığı mı desem, bütün gün boyu onlarla ilgilendiğim için mi desem bilmiyorum. Benim elimde bitkiler gerçekten çok güzelleşiyor, çok büyüyor, çok gelişiyor. Maşallah diyelim. Benim bari nazarım değmesin. Şimdi bu Suyon. Öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Bu da Suyon ama bu Mauna Loa. Çünkü bunun biyeleri aynı. Arkada da bir tane daha var. Bu da Mauna Loa. Ama bunlar, emin değilim. Biraz daha bu, ama bu Suyon, evet. Bunun biraz daha büyümesi lazım. Yalnız bundan eminim şu. Bu Mauna Loa. Küçük yavrulu. Çünkü ben onu yapraktan ürettim ki daha önce yapraktan üretmeye çalıştım. Olmadı. Tesadüf bir tane yaprak düştü. Saksının dibine bıraktım. Bir baktım. Yavru vermiş. Hani istesen olmaz derler ya. Benimki de o hesap. Bazıları, ne olduğunu bilmiyorum, fazla aşırı sulamadan sanırım. Şimdi havalar da yavaş yavaş ısınıyor. Bakın, küçücük bir yapraktan bu yavruydu. Nasıl bir yavru olduğunu bilmiyorum. Suyon mu, Mauna Loa mu bilmiyorum. Bakın, yavru vermiş. Küçücük yaprağı yavru vermiş. Bunu da gölgeye koyacağım. Bu da gelişmedi. Küçücük. Ama kökleri var. Daha özenmem lazım bunlara. Şöyle. Gölgeye alıp dikeceğim. İyice tutunsun. Daha sonra güneşe alacağım onu. Hani fazla değil ama. Hani fazla güneşsiz kalmasın. Formları bozuluyor. Onun için bunları ayrı bir kaba alacağım. Böyle alt tarafa koyacağım. Şimdi arkadaşlar, geldiğimden beri hala ekim dikime devam ediyorum. Hala dikmem gereken bir sürü tür var. Hoyalara daha dokunmadım. Bunları diktim. Suladım. Az su verdim ama. Toprak tamamen kurumuştu. Sadece yüzeyi ıslansın istedim. Bunlar hornea türleri, hemen kök verir ama fazla suyunu kaçırırsan da çürür. Şimdi şöyle, dediğim gibi daha ekmem dikmem gereken bir sürü var. Onları göstereceğim. Bakın, hiçbir şeye benzemiyor şimdi. Ama bir hafta sonra göreceksiniz ki çok güzelleştiler. Hemen kök salacaklar ve büyüyecekler. Bunları daha dikmedim. Bir yerden getirdim. Daha dikmedim. Hiç önemli değil. Bu çok yaşar. Bakın. Bunları da kopardım, öreteceğim. Şöyle.
Aa, çiçek açmış. Görmemiştim. Bunları torfa diktim. Bunları torfa dikmek istedim ve su vermedim. Torf zaten nemliydi. Ama sarısı çok güzel. Beyazını kaybettim. Yani nasıl kaybettim? Dağıldı. Hangisinde bilmiyorum. Karıştı iyice. Şimdi bunlar iyice takip edeceğim. Bakalım ne zaman kök verecek. Bu getirdiğim torf, köklendirme torfu. Onun için emin bir şekilde diktim. Yağmur yağacak diye ben onları böyle köşeye aldım. Yağmur geçtikten sonra bu tarafa alacağım. Şöyle. Hiç önemli değil. Hala mücadeleye devam. Şimdi bir şey daha göstereceğim size. Kimsenin aklına gelmez. Ama benim aklıma geldi. Uğraşmak istemediğim için. Şimdi bazı arkadaşlara fikir olsun diye. Biliyorsunuz ben videolarımda bir şeyler öğretmeyi, bir şeyler anlatmayı çok seviyorum. Bazıları maalesef anlatmıyor, öğretmiyor. Ve deneme yanılma yöntemiyle ben öğrendim. Ki iyi ki öğrendim. Şimdi şöyle bakın. Bu Macaristan'dan gelme çok önemli bir tür. Ben bunu torfa diktim. Diktiğimde sadece çok uzun küçük bir kökü vardı. Yani ince ama uzun bir kökü vardı. Şuraya bakar mısınız? Kök vermiş. Ama neden kök verdi? Ben buradan iyice kapattım. Nem kaybı olmasın diye. Sürekli sularsam çürüyecek. Eminim bundan. Ben de kalktım ambalaj yaptım böyle sanki birine gönderecekmişim gibi. Kargo yapacakmışım gibi böyle kapattım her tarafını. Nemi korundu. Yüzeyi kurumadı. Onun için çok çabuk kök verdi. Bakar mısınız? Bir de torfun önemi büyük bende. Bu gördüğünüz eski torfumdu. Yeni torf aldım. Biraz pahalıya aldım ama yapacak bir şey yok. Bakın 3 tane kök görünüyor. Yok hatta 4. 1, 2, 3, 4. Tek kılcal bir kökten bu kadar kök verdi. Tarafta var mı bilmiyorum. Yok. Sadece bu tarafa vurmuş kökler. Bu benim için çok değerli. Macaristan'dan geldi. Daha önce bayan göndermişti. Takas yapmıştım onunla. Ama kimisi öldü, kimisi hala gelişmedi şurada böyle. Daha sonra başka yerden aldığım karışık diktim. Onunkilerle başka yerden getirdiklerim karıştı. Yani hangisini bayan gönderdi, hangisini göndermedi bilmiyorum. Ama ismini de söylemek istiyorum. Belki de beni izliyordur. Katalin Bodor gönderdi bunu. Teşekkür ederim Katalin Hanım. Şöyle. Bunu da göndermiş bana. Bu kök saldı mı salmadı mı bilmiyorum. Evet, bu da kök vermiş. Bakın. Küçücük. Tırnak kadar görünüyor. Şöyle. Aynı şekilde bunu da ambalaj yaptım. Bundan da daha önce göndermişti bana. Ama yaşatamadım. İnşallah bunları yaşatırım. Bu benim için çok önemli. Hadi bakalım hayırlısı. Bir tane daha var. O da çok değerli bir arkadaştan gelmişti. Hatta ben onu açmıştı. Bende çok sürpriz, çok güzel bir renkti. Arkadaşa teşekkür ettim. Üretip göndereceğimi söyledim. Hatta bir arkadaşa kestim. Bir dal kestim. Dal ikiliydi. Onu kestim, ona göndereceğim. Ama kafam o kadar dağınıktı ki, o kadar dalgındım ki, onu burada güneşte unutmuşum. Şurada koydum. Bu kasanın içine. Güneşte unuttum. 2 gün sonra ancak aklıma geldi. Bir baktım, haşlanmış. Bildiğiniz haşlanmış.
Bunu da aynı şekilde torf nemini kaybetmesin diye gene ambalaj şeklinde serdim. Bir canlılık var bakalım, hayırlısı inşallah. Şimdi sökmeyi düşünmüyorum, kalsınlar böyle. Hem sulamam hem de daha emin olur. Hayırlısı inşallah. Arkadaşlar eğer leş kaktüsü üretecekseniz, eğer torfunuz yoksa, köklendirme torfunuz yoksa, böyle toprağın üzerine yatay bir biçimde koyabilirsiniz. Şöyle. Bakın bu tuttu, gelişmiş, hatta çoktandır dikilmiş bu. Genelde şuraya koyayım da düşmesin. Çünkü aylardır uğraşıyorum bununla. Evet, ne diyordum? Böyle daha güzel kök salıyor. Şimdi leş kaktüslerin arasına koymuşum birkaç tane. Bakalım, onlara da bakacağım. Bakın bu ölmüş gibi geliyor size, öyle mi? Siz bunu bir hafta sonra görün. Çünkü ben bunları yatay olarak yatırdım. Bu da öyle. O kadar güzel tutunmuş ki. İlk önce tutunacak, daha sonra canlanacak, daha sonra gelişecek. Leş kaktüslerine gideyim de göstereyim size. Bazen dayanamıyorum arkadaşlar. Su veriyorum. Vermemem gerektiğini bildiğim halde dayanamıyorum. Su veriyorum. O zaman çürüyorlar. Yeni bir bitki besini aldım. Daha önce de söylemiştim. Bir önceki videomda söyledim. Ama onu göstermedim. Şimdi size göstereceğim. Daha önce MKP alıyordum. Bazı arkadaşlar beni düzeltmeye kalkıyor. NKP. Hayır, NKP değil, MKP. Bu da MAP. 12610. Artık kimyasal ismi bu. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama fosfor değeri yüksek olduğu için, yani çiçek açtırma gücü yüksek olduğu için bu 61 yazıyormuş. Ziraat mühendisi böyle anlattı bana. Bir defa kullandım. Bugün de kullandım. Kullanalı sadece 3 gün oldu. İnanın bana, çiçeklerimde gözle görülür bir değişiklik gördüm. Nasıl göstereceğim size? Siz ezberlemediğiniz için ben göstereceğim. Sadece kaktüslere kullandım. Yeşillenir dedi. Kökleri daha güzel gelişir. Ve çiçek açtırırmış. Bilmiyorum zaten... Çiçek açmaları için ilaç vermeme hiç gerek yok. Söylememe de gerek yok. Biliyorsunuz bendeki bitkileri. Çok çabuk çiçek açıyor. Maşallah. Ama bu sene tohumda iddialıydım. Sebebi nedir bilmiyorum. Tohumlama yaptığım gün, tozlama yaptığım gün çok soğuktu. Ve yağmur yağdı. Üzerlerine yağmadı. Ama üzerlerine kapatmak zorunda kaldım. Maalesef. Hepsi tutmadı. Şimdi bunlar tutmamış eminim. Ama bunlar tutmuş. Bakın. Burada da tutan tutmayan var. 12 tane kapsül vardı üzerinde. 1 2 Şu an 2 tane, 3 tane ölmüş durumda. Bakın. Bunlar tutunmuş gibi. Daha önce yaptıklarım hiçbiri bozulmuyordu. Ama zamanında yapıyordum. Bu sanmıyorum tutmamış. Bunlar tutmuş. Onlar daha belli değil. Bunu ben istemeden dün düşürdüm. Üzerlerini açıyordum. Kapatmıştım yağmur yağdı diye. Bilmiyorum. Sebep nedir bilemedim. Bunu ben kendi elimle tozladım. İşte bunlar tutmadı. Bu zaten emin değildim. Bunda 10 tane vardı. 10 çiçek birden açmıştı. Ama aynı gün çiçek açanlar olmadığı için 2 gün sonra ancak tozlayabildim. Yani hani ya tutarsa, yoğurt misali. Nasreddin Hoca'nın yoğurdu gibi. Ama tutmadı. Burada da 2 tane kapsül var. Bunlar da tutmuş.
Çok şükür. Şimdi bu yarın açar. Onu neyle tozlayacağım bilmiyorum. Sakladığım polen var ama o güne kadar kalır mı? Çürümüş mü? Yok, çürümüş. Aklıma gelmedi başka yere koymak. Ay yok, çürümüş. Hiçbir işe yaramaz. Tüh. Neyse, inşallah bununla aynı dönemde açar. Bununla tozlarım. Hiç aklıma gelmedi. Üzüldüm şimdi. Şimdi kaktüsü gösterecektim size. Leş kaktüsünü yatay biçimde nasıl köklendirilir diye. O taraflara gidelim. Şimdi bakın. Bunu buraya koydum. Ama yeni koydum. Yani koyalı 4-5 gün oldu. Bu tutmamış. Evet. Bu tutmuş. Kök salmış. Şuna bakar mısınız? Ufak ufak kökleri var. Tekrar böyle kanal açıyoruz. Ve köklere zarar vermeden yatırıyoruz. Bakalım burada var mı? Bu sanmıyorum ama yok. Çünkü buruşmuş. Çok buruşmuş. Buna bakalım. Evet, tutmuş. Sökmek istemiyorum. Yeni alışmış. Bu da öyle. Yeni kök salmış birini bulmaya çalışıyorum göstermek için. Ama bulamıyorum. Bunlar da yavaş yavaş kök salıyor ama bakar mısınız? Bunda iş yok. Bu sararmış. Ama gene de kök var. Ne olur ne olmaz. Bir şans tanıyalım ona. Biraz susamışlar. Şimdi su vermek istemiyorum. Kalsınlar öyle. Çünkü gölgede oldukları için fazla su vermek tehlikeli. Bakın bu çürümüş bile. Şimdi eşim görse aman sakın su verme. Hemen ilaçlamamız lazım. Allah ondan razı olsun. Gerçekten de bana çok yardımcı oluyor. Yoksa ben tek başıma bunların üstesinden gelemem. Bakın ben bunların hepsini böyle yatay olarak bırakmışım kasanın üzerinde. Hornialar genelde dikilmez. Dediğim gibi sadece ve sadece torf varsa. Şimdi ben bir dakika iyice göstermek istiyorum. Daha başka bir konuya gireceğim. Hepsi tutmuş. Ama şimdi fazla güneş görmedikleri için yarı gölge. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Bunlar ağaçların altında. İş makinesi gelip de o çukuru doldurduktan sonra ben buraya hepsini kenara alacağım. Çünkü burada iş makinesi gelecek. Onları ezer diye düşünüyorum. Çok büyük bir iş makinesi. Bir tane de misafir beni gizli gizli seyrediyor. Bakalım gösterebilecek miyim onu size? Nerede? Görünüyor mu bilmiyorum ama güneş gözüme vurduğu için. Evet. Bakın. Her gün burada. Beni seyrediyor. Neyse. Kolumuza dönelim. Evet. Arkadaşlarına gösterecektim. Şimdi hala ekmediklerimi, dikmediklerimi de göstereceğim size. Bakın bunları da yatay olarak yatırdım. Şimdi buna benzer bir tane özel türüm vardı. Onu kaybetmişim. Çok çok özel güzel bir tür. Çok az kişi de var. İnşallah bunların arasında çıkar. Şimdi bu kesin sarı açıyor biliyorum. Hani umut ediyorum inşallah budur diye. İnşallah şudur diye. Bilmiyorum. Bunlar benim bahsettiğim öbek öbek kahverengi açıyor. Bakalım.
Şimdi tesbih çiçeğini göstereceğim size. Aylardır. Aylardır duruyor. Bu Verigata tesbih çiçeği. Bakın. Şimdi artık bu olur mu diyeceksiniz. Evet, olur. Şöyle kupkuru bir şey. Ama ben ekeceğim, onları canlandıracağım. Aslında bugün de yapabilirim ama işim var. Yapmak istiyordum daha doğrusu ama işim var. Neler çekti bu, neler getirdiğim. Kuşlar yedi. Ondan sonra yukarı çıkardım. Düştü. Zedelendi. Ama yine de mücadeleye devam. Şimdi arkadaşlar, ben bunu suya koydum. Köklensin diye. Bakın. Kocaman beyaz açıyor bu kocaman bir kaktüs. Gördüğünüz gibi yeni kökler vermiş. Hani su çürütür sanmayın. Ha, gövdesine gelmeyecek şekilde ben koydum suyu. Ama sadece köklerine gelecek şekilde. Bugün suyunu değiştirmem lazımdı ya da dikmem lazımdı. Ben unuttum daha doğrusu onu. Güneş görmeyen bir yerde koyuyorum. Bakma şimdi, bakmayın şimdi. Görmeniz için bu tarafa getirdim. Ama daha tam olarak dolmamış. Tamamen buruşmuştu. Burası kalmış. Burası da suya doysun, iyice açılsın. Ben onu dikeceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bunları da ilaçlamamız lazım. Geçen gün onda bit gördüm. Daha çok dikilecek var. Bakın. Bu da hediye gelmişti bana. Kırmızı açıyormuş. Ben görmedim. Küçücük gelmişti. Daha bende açmadı. Çünkü hırpalandı. Saksısı kırıldı. Deprem esnasında düşmüş. Saksı kırılmış. Ama onu getirdim iş. Çok şükür. Evet sevgili dostlar. Hoşça kalın. Bol çiçekli günleriniz olsun. Allah'a emanet olun.